Merhaba, Facebook'ta başladım. Şimdi yavaş yavaş Instagram ilave ediyorum. Nasıldı? Bakalım. Merhaba, şimdi Instagram'da ilave ettim. Kamera döndürsem de iyi oluyor. Bakalım şimdi. Merhaba, Instagram'da bu biraz ilginç olacak çünkü tahtam tam gözükmüyor. Bakalım. Bugün kısa bir ders diye düşünüyorum ya olacak. Tam emin değilim. Bakalım. İlk olanı geliyor. Merhaba. Şimdi önce kalemlerimi hazırlayayım. Bugün biraz garip olacak diye düşünüyorum çünkü tahtam var ilk defa. O nasıl olacak ben de tam çözemedim. Şimdi hala ayarlamaya çalışıyorum da ben de bilemedim. Kendime döndürdüm de. Belki inşallah yazım okuyabilirsiniz. İnşallah istediğim gibi oluyor. Bu eğlenceli olacak bugün. Sonra ihtiyacınız varsa yazıları biliyorsunuz. Blogda alabilirsiniz. Şu anda ama benim daha kolay yapabilmek için Sabun Atölye Live'daki yazıya ait blog postu yaklaşık bir hafta ya da 2 hafta sonra gelecek. Tam şimdi henüz ayarlamadım. Yani hemen aynı hafta içinde yazı olarak çıkmayacak. Onu her zaman yetişemiyorum. Sizi bekletmek istemediğim için şimdi böyle bir zaman farkı yapacağım. Gibi bu. Hadi bakalım nasıl olacak. Ya kafama düşecek ya düşecek. Bugün kalıp sıkıntımız konuşmak istedik ve yani kalıp daha büyük sabun bir tarif. Pardon. Yani bir sabun tarifi var ya da bir sabun tarifi yapmak istiyorum. Şimdi kalıba göre ne yapmam lazım? Kalıp için ne kadar ihtiyacım var? Bir hasıl tarifin küçük mü, büyük mü? Böyle sorular bugün cevap vermek istiyorum. Pardon ama bunu kaşındırıp duruyor. İlk olarak en basitiyle başlayalım. Ya da en basit konu belki. Kalıbım ebatım nedir? Şimdi dikdörtgen bir kardeşim tabii ki konuşa konuşa bir şey hazırlamadım. Koşa koşa geldim çünkü. Şimdi bir dikdörtgen kare kalıbımız varsa nasıl koyacak miktarda nasıl çıkartıyoruz? İlk olarak burada hem eni bu yani hem eni hem uzunluğu ölçmemiz lazım. Santimetre olarak lütfen. Ve istediğiniz yükseklik. O kalıbı ağzına kadar olabilir. O kalıbın yarısı olabilir. Yani o sizin kararınız. Ve bundan sonra şimdi bakalım bu tahta işi olacak. En çarpı uzunluk çarpı yükseklik yapıyoruz. Buradaki çıkan gramaj yani tamam teknik olarak kübik santimetre çıkıyor ama aşağı yukarı gramaj olarak onu kullanabilirsin. Çünkü zaten sabun yaparken biraz tencere içinde kalacak, biraz mikser üstünde kalacak. Yani onu karşılaştırır. Şimdi yazmaya çalışayım. Onu kafama düşmeden. Yani kare benim el yazı da en güzel değil de kalın dörtgen en çarpı uzunluk diyorum bunu boy da olabilir ve yükseklik. Bunu çarpıyorsunuz. İstediğiniz gramaj çıkıyor. Instagram adada gidiyor. Ne kadar güzel. Geri geldiniz mi? Instagram'da iyi. Tamam. Güzel. Yani bilmem okunur mu? Ters de bile bunu çözemedim bile Instagram Live'da. Yani bir kare kalıp için tekrar göstereyim. Burada daha sağlam olacak. Enimiz
Şarpı uzun domuz. Şarpı ist der Dümmes yükseklik. Elden yapın. İsterseniz hesap makineyle yapın. Önemli olanı burada santimetre kullanın. Ve nasıl okulda bildiğimiz olanı çarpı çarpı gidiyorum. Bir örnek olarak da yaptım. Çünkü yani her zaman böyle rakamlar zorluyor. 8 santimetre dedik. Yani şurada 8 santimetre ölçtiysek örnek olarak biliyorum. Batı tutmuyorlar. Burada 30 santimetre ölçtük. Ve istediğimiz yükseklik 5 santimetre ise. Ben onu önce hesapladım. Yani burada notum var. 1200 çıkıyor. Bu gram olarak kabul edebilirsiniz. Yani bu kalıp 1200 gram alacak istediğiniz yükseklikte. Yani seçtiğiniz yükseklikte. Çünkü genelde o bununla fark yaratabilirsiniz. Şimdiye kadar bir soru var mı? Çünkü biliyorum biraz yani komik bir konu. Bunu hesapladık. Şimdi yuvarlak bir kalıbımız varsa, yani şuna bu. Genelde böyle yuvarlak chips paketler var. Bunları güzel sabun kalıpla oluyorlar. Yapacağım da bir gün. Unutup duruyorum hep. Şimdi yuvarlak bir kalıbımız varsa biraz daha matematiğe ihtiyacımız var. Çok değil. Söz veriyorum. İlk olarak şu yuvarlanın çapı lazım. Ya da en az onun radyusu. Şimdi radyus çapın yarısı biliyoruz ama dediğim gibi orta noktadan şuraya kadar, kalıbın dışı kadar bu rakam lazım, bu ölçü lazım. Bundan sonra bu ölçü alıyoruz. Yani şu yuvarlanın yarısı, radyusu. Yani burada şimdi bu sınıyoruz. Yuvarlak kalıp varsa. Şimdi radyusu aldık, ölçtük. Şunun radyusu diyorum burada. Dedim şapın yarısı da olabilir. Şu radyusu kareye almamız lazım. Korkmayın, basit. Korkmayın yani. Kareye almak ne demek? Okuldan belki hatırlıyorsunuz ya da belki hatırlamak istemiyorsunuz. O da olabilir. Yani şu gözükecek mi? Ya bir saniye. Bir üst çekme çağırayım. Tamam. Bu kare ne demek? Yani buradaki rakam radyusu kendiyle tekrar çarpıyoruz. O buradaki kare demek. Bundan sonra tekrar istediğimiz yüksekliğiyle çarpıyoruz. Yükseklik hep istediğiniz olarak kabul ediyorum. Çünkü yani ağzına kadar doldurmak, hersemek istediğiniz şey değil. Bazen daha az yapmak istiyorsunuz. Yani ondan o istediğiniz yükseklik. Şimdi burada da bir tane örnek bize yazdım. Mesela ne yazdım burada? Benim radyusum çapın yarısı 3. Bunu kareye de alıyorum. Ve istediğim yükseklik 10 cm. Şimdi adım adım göstermek istiyorum. 3 gözüküyor mu? Evet. 3 çarpı 3 olacak çarpı 10. Tekrar adım adım 3 çarpı 3. Hatırlıyor musunuz onu? Şimdi doğru hatırlıyor. İnşallah ben doğru hesapladım. Önce hiç kontrol etmedim. Hani 3 çarpı 3 9 yapıyor da diye hatırlıyorum. Hadi bakalım hata mı yaptım? Kontrol eden bir kimse var mı? Şimdi önce hiç aklıma gelmedi. Yani ha, bak de. Bundan sonra ha, bak bir de bir tane yazmayı unuttum. Tüh bize. Tüh bana. Pardon. Bir saniye. Şimdi durmaz bu. Benim radyosum burada. Benim pi ilave etmeyi unuttum. Nasıl yapayım? Radyos çarpı. Tüh. Kusura bakmayın. Notlardan bakmadım, lafladım. Öyle oluyor. Radyos çarpı pi. Bu rakam hatırlıyor musun? Birkaç gün önce, birkaç hafta önce de pi day vardı. Bazen bunu daha böyle süslü bir şey yapıyorlar. Ve istediğimiz yükseklik. Yükseklik h olarak adlandırılıyor. Matematik ve fizikte belki onu hatırlıyor musun?
Altında yazıyor. Yani burada bir pi içinde olacaktı. Kusura bakmayın. Dediğim gibi yazılı halinde onu tekrar gönder. Göstereyim size. Şimdi gelelim. Şimdi burada bir pi içinde olacak. Pi belki hatırlıyor musunuz? 3,14. Ondan genelde 14 Mart'ta Pi Day oluyor. Yani Pi günü oluyor okullarda. Çünkü biliyorsunuz Amerikalı tersten okuyorlar ya tarihi. Yani önce ay yazıyorlar, sonra günü yazıyorlar ondan. Şimdi 3 çarpı 3 çarpı bizim Pi'miz burada. Tekrar devam edelim. 9 çarpı 3,14 o bizim pi çarpı 10. Şimdi toplam olarak güzel hesapladıysak, ben de hata yapmadıysam 280 gram örnek olarak burada çıkar. Biraz yamuk yattı da şimdi benim 280 gram ama oldu. Yani bu yuvarlak kalıbın hesaplama türü. Şimdi ilk bir saniye benim kalın kapağı yok. Bu da yatıyor. Ütüş. Kalktım. Geldim. Bezdaneyim çünkü birazdan silmek lazım. Şimdi tabii ki her zaman ölçmek istemiyoruz. İstemiyoruz. Yapmak istemiyoruz. Ya da kalıbımız garip bir şekilde. Diyelim ki silikon kalıp diyelim ki silikon kalıp kullanmak istiyoruz. Yani mesela böyle bir şey. Bunun ne yuvarlak ne kare ne bir şey. Bundan sonra bu böyle kalıplar için en kolay yöntem teraziniz varsa böyle yapalım. Teraziniz varsa bu kalıp terazine koyun. Sıfırla düğme varsa ya da dara düğme varsa ona basın. Yoksa kalıbınız gramajı not alın. Bundan sonra istediğiniz yüksekliklerle suyla doldurun ve tekrar gramajı yazın. Şimdi bütün doldurmuş kalıbın gramajı boş kalıbın gramajıyla çıkartın. İçindeki su miktarının ağırlığı böyle ölçünüz. Daranız varsa zaten size hemen gösterecek. Şu su miktarı bire bir olarak kabul edebilirsiniz sabun miktarı için. Tam yani bütün volume ve şeyleri, hacim şeyler kabul ediyorsak tam doğru bir hesap değil ama bize için yeterli yani bilim adamları değiliz yani ondan. Bu bize için yeterli oluyor. Şimdi teraziniz evde yoksa sabun yapıyorsanız bunu hiç beğenmiyorum onu biliyorsunuz ama olabilir ya. Ya da pili bitti. O da olabilir. Su, koyduğunuz suyla bir ölçekle koyabilirsin. Ya diyelim 500 gram sabun yapmak istiyorsunuz. Bir ölçekle 500 grama kadar doldurun ve bakın kalıbı nasıl yoğun mu zımıyor mu olabilir. Ya da buradaki doldurduğunuz sabunu, su miktarı bir ölçekle aktararak doldurun. Öyle ölçün üstündeki rakam bakın. Bu en gevşek hesap. Yani en gevşek yol. Hesaplayarak tartmak daha doğru ama dediğim gibi her zaman mümkün olmuyor. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi bölüm 1 bitti. Kalıbımız battı. Karar verdik, ölçtük, hesapladık. Diyorum biz şimdi bize bunu bu kalıba göre yapmak istiyoruz. İlk olarak hazır bir tarifiniz varsa, şimdi burada bir örnek tarif önce yazayım. Ne kadar güzel atmış bu. Kiri kiri oldu. Şimdi diyelim yağlarımız. Öğretmen değilim, beni oluyor değil mi okulda? İslak izledim. Şimdi yazmıyorum. Benim okul zamanında böyle şeyler yaparken hala böyle Türkçe'nin onun isim bilmiyorum. Overhead projektör vardı. Böyle folyo üstünde yazdım sonra ışıklarla duvara
verdik. Öyle şeyler vardı hala. Böyle beyaz tahta benim zamanımda yoktu hala. Klasik kara tahta vardı. Şimdi diyelim bir yağ tarı, yani yağ miktarı var. Kostik. Su. Ve esans boya. Boya genelde hesaba katmıyorum çünkü çok az fark yapıyor. Şimdi bunu biraz alçak oluyor diye böyle. Şimdi yağları 760 gram kullandık. Bu hesaplamış bir tarif değil, o tamam örnek amaç şeyleri. Yani lütfen kullanmayın. Kostik 100 gram. Su da 100 gram. Görüyorsunuz zaten miktardan garip. Ve esans 40 gram kullandık. Onu toplayınca 1 kiloluk 1000 gramlık bir tarif oluşturduk. Şimdi diyelim ki en basit halinde, en kabul edebileceği, yani en basit halinde. Diyelim benim kalıbım 500 gramlık sadece alıyor. Ya da ben sadece 500 gram yapmak istiyorum. O zaman bütün buradaki miktarları 1000 gram, ya 500 gram, 1000 gram içinde 2 tane 500 gram var. Yani hepsi böyle 2 yapıyorsak bir 500 gramlık tarif oluyor. Gözüküyor. Şimdi, diyelim ki 2 kiloluk tarif yapmak istiyorsak, o zaman 1000 gram ya 2 kilo onun 2 katı çarpı 2 yapabiliriz. Biliyorum o şimdi bazı kişiler için çok temel oluyor ama bugünkü konu sizden gelen sorulardan oluşturduğu için yani ara sıra soran oluyor. Ondan yani sabunda bunu normal bu çarpma işlemine yapabilirsin. Her tarif tamam sıfırdan hesaplamanız gerek yok. Aynı tarif kullanıyorsunuz, aynı yağları kullanıyorsunuz, aynı süperfet kullanıyorsunuz. Sadece kalibin ebatı değiştiğin anda çarpma, bölme burada çok çok basit oluyor. Yani kabul edebilirsiniz. Şimdi biraz bir komplike adım alalım. Renk değiştirmek istiyorum. Kalıbımız 500 gram, 700 gram değilse ya da şu tarif 1000 gramlık tarif değilse o zaman diyelim ki benim örnek kalıbım 700 gram. Küçük çıkmışım. 700 gram hedefimiz. Yani bir 700 gram kalıp doldurmak istiyorum. Bunu nasıl yapayım şimdi? İlk olarak benim istediğim kalıp ebadı. Miktarı yazıyorum. Grama olarak. Hep gram çalışıyoruz. Bunu kullandığımız tarif miktarı böleceğiz. Bununla böleceğiz. Şimdi görüyorsunuz ben hep suyla dahil çalışıyorum. Ben hiçbir zamanda sadece yağları üzerinde konuşuyorum. Benim için şu daha mantıklı yol. Yol dışında görüyorum çoğu zaman sadece yağ miktarları üzerinde konuştuğu için bana mantıklı gelmiyor. Yani bu belki benim noktam ama yani çıkan ürün üzerinde konuşmak istiyorum. Ondan benim için böyle daha mantıklı oluyor. Şimdi burada 700 böyle bin. Yani şuradaki bin, buradaki bin. Onu hesap makineyle yapabiliriz. Elden de yapabilirsiniz. Belki hatırlıyor musunuz? Sıfır silmeye. Yani hesap makine her telefonda artık var, sıkıntı olmuyor. Buradaki rakam 0,7 oluyor. Şu çıkan rakam bizim çarpma faktör olarak kullanıyoruz. Yani şuradaki tarif miktarları yani 760 gram 700 gramlık tarifi kalıp için hazırlamak istiyoruz. O zaman 760 gram çarpı 0,7 yapıyoruz. Onu şimdi altında yazabilir miyim? Sesli oldu. Şimdi bunu her rakam için yapıyorum. Size kontrol göstermek istiyorum. Yani ya hesapladım. Ben onu hazır hesapladım. Ondan tekrar yorulmak istemiyorum size. 532 gram yağ çıktı. Kostik miktarı
Çarp bir sıfır nokta yedi yaptım. Yüz olunca basit oluyor. 70. Bu 70 gram oluyor. Su miktarı 100 gram aynı olunca o da 70 oluyor. Ve 40 çarpı 0,7 de 28 gram yapıyor. Doğru yazdıysanız, hata yapmadıysanız. Bunu şimdi toplayayım kontrol olarak ve gerçekten 700 kafama düşmüyorsa 700 gram bir tarif oluşturduk. Bu dediğim en basit halinde en kolay. Sıfırdan bir tarif yapıyorsanız o zaman önce size en kolay no, miktarlara yazın. Bundan sonra istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz, hesaplayabilirsiniz. Şimdi buradaki çarpan rakamlarda bir virgül çıkıyorsa yani ne bileyim biliyorum o şimdi pardon çevirelim. Silelim bir kez daha. Diyelim ki hesapladıktan sonra ne bileyim 263,7 çıktıysa onu belki okuldan hatırlıyorsunuz. Yuvarlama yapıyoruz. Yuvarlama inşallah hatırlıyor musunuz? Yoksa tekrar anlayayım. 5'ten daha büyük bir yani şuradaki virgülden sonra 5'ten daha büyükse şu öndeki rakam bir de numara daha büyük oluyor. Yani 264 oluyor. Bu arkadaki rakam 5'ten küçükse yani 1, 2, 3, 4 o zaman buradaki rakam bunu şimdi nasıl 63 yazıyorsa 5'ten küçük rakam küçük büyük oğlum bana göster. Yani küçük K oluyor bu büyük ha. Hatırladım. Bana dün gösterdi. K yapıyorsun B oluyor. yani bunu oluyorsa 3 yazıyorsak o zaman şu öndeki rakam değişmiyor. Şunu sadece kabul görmemekten geliyoruz yani. O zaman 263 gram kullanıyoruz. Küçük ise yazayım. Büyük. Büyük ise rakam büyüyor. Bazen burada ne tavsiye ediyorum? Kostik miktarları genelde küçük taraftan görün. Yağ miktarı genelde büyük taraftan görün. Zaten virgülden sonra miktar olduğu için büyük fark yapmaz. Ama telkinsizi biraz daha kolay oluyor. Hatta payı birazcık daha büyütüyor. Başka şu anda bu kadar size yani o hedefimdi bugün. Daha detaylı ya da farklı bir büyüme, çarpma, küçültme istiyorsanız bana not olarak bırakın. Şu anda benden o kadar. Bugün dediğim gibi biraz kısa yapmak istedim. Tam hala Fuat'tan dönmedim. Hala hepsi her yerde görüyorsun. Masam hala bir kargaşa. Ben kendim de bir kargaşadayım hala. Sorularınız varsa dediğim gibi hem mesaj hem Instagram'da hem Instagram no. Özel mesaj olarak yazabilirsiniz. Dün de sordum artık böyle bir tarz ansiklopedi yapmak istiyorum. Onu yani sizden gelen bir kelime varsa, bir istediğiniz bir kelime varsa bütün kosmetik olarak olabilir. Yani diyelim duş alın markete yani böyle şeyler yapmaya başlayınca zaten içerikle daha çok dikkat etmeye başlıyorsunuz. O da bilmediğiniz bir kelime varsa, garip bir kelime, dual mi nedir bu, ıvır zıvır. Yani böyle bir sorunlar varsa onu da bana gönderebilirsiniz, sıkıntısız. Onu da ansiklopediye ilave edelim. Aynı zamanda yani surfaktan nedir ya da emulgatör nedir sorular. Dediğim gibi sizden gelen taleplere yazıyorum. Şimdi burada bir sorun vardı. Evet, onda bu videolarım her zaman gibi blogda yükleyiyorum. Benim YouTube kanalımda yükleyiyorum da her zaman aynı hafta içinde yetişemiyorum. Ondan bazen birkaç defa geri bakmanız lazım.
Instagram live'ları maalesef IGTV'ye koyamıyorum çünkü IGTV sadece 10 dakika kabul ediyor ve genelde bu videolar daha uzun oluyorlar. Yani ondan aklınıza olsun. Yani paylaşmak istemediğimden değil de teknik nedeniyle mümkün olmuyor. En az şu anda bana dediler. Bakalım zamanıyla. Yani bu kadar. Dediğim gibi şu hesaplama ve sildim şeyleri de sonra da bloğa koyayım. Sıkıntı değil. Sorularınız varsa ya, sormayı unutmayın. İstediğiniz bir proje varsa da söyleyin. Yani ben her zaman teklifler açıyorum. Her zaman tabii ki yani bugün yazın yarın yeni bir proje çıkamıyorum. O kusura bakmayın olmuyor bu iş. Ama genelde birkaç hafta içinde oluyor. Gelecek hafta Arap sabun yapımı birkaç hafta bir kimse sormuş. Onu videosu hazır. Onu koymaya çalışacağım pazartesi. Bundan sonra biraz tekrar kosmetik ağrıları vereceğim. Duruma göre, isteğinize göre. Yani benden bu kadar. Güzel bir hafta diyelim. Gelecek çarşamba tekrar görüşürüz. Bu onun konu henüz belli değil. Büyük ihtimal şu anda güneş korucu diye düşünüyorum. Çünkü onunla da sorular geliyorlar. Ve yani birkaç takıldığım noktalar var güneş korucu nedeni. Güneş korucu evde yapmak mümkün mü, doğru mu vesaire. Ondan onu gelecek hafta diye düşünüyorum. Başka bir sorunuz varsa tabii ki başka bir şey daha önemli sizin için daha yani ne bileyim daha çok soran bir soru varsa tekrar aynı haftada birkaç defa o zaman onu da duruma kadar bakarız. Gelecek hafta sadece konu paylaşacağım. Her zaman gibi sorularınız, içerikler, ansiklopedi için fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Tamam. Yani benden şu anda bu kadar. Gelecek hafta görüşürüz. Bay bay. Nerede başladım? Burada end basmam lazım. Burada fare kullanmam lazım. Olmuyor. End live video. End live video.